Evet sevgili dostlar sponsorumuz golbar.com'un katkılarıyla hazırlanan videomuza hepiniz hoş geldiniz. Bu kısımda da hem kısa kısa duyumları konuşalım hem de Fenerbahçe'nin e, Süper Lig'de Toto Süper Lig'in 29. haftasında Alanya Spor'a konuk olacağı müsabakayı konuşalım. Şimdi Fenerbahçe'de hazırlıklar tamamlandı. E, son olarak da karlı bir İstanbul gününde stadyumda çalışmalarını sürdürdü futbol takımımız ve e, çalışmalar sonlandırılıp Alanya'ya hareket edilecek. Belki de şu anda hareket edilmiştir. Ama şöyle bir şey var İstanbul'da yani e, çok çok sıkıntılı bir süreç var İstanbul'da kar olarak. Evet dediğim gibi stadyumda gerçekleşti çalışma. Şöyle bir bakıyorum arkadaşlar çalışmaya katılanlara. Birkaç isim özellikle dikkatimden kaçmadı. Valencia'yı falan gördüm açıkçası. Hani birçoğunuz İrfan Can'ı falan da görmüştünüzdür. Hocam hani İrfan Can'ın ne işi var şöyle böyle diyenleriniz çıkacak. Arkadaşlar kaç cezası olsa bile takımdaki birlik bütünlüğün bozulmaması adına çalışmalarını sürdürdüler. Ama Fenerbahçe'de şöyle bir şey var. 3 eksik var diyerek haber girilmişti. Ben o şekilde haber almıştım. Hani size doğru bilgiyi aktarayım diye uğraşıyorum. Haberiniz olsun. Şimdi 3 e, futbolcu maç kadrosunda yer almayacak diyor. 13 Mart Pazar günü saat 19'da Bahçeşehir Okulları Stadyumu'da oynanacak karşılaşma. Hakem Volkan Bayan, e, Bayarslan'ın yönetiminde olacak. Bakalım o saate kadar Volkan Bayarslan da istifa edip maç hakemsiz kalıp ertelenmesi. Son 4 maçın 3'ünü kazanan, hanesine 10 puan yazdıran Fenerbahçe Alanya Spor'u mağlup ederek çıkışını sürdürmek istiyor. Ee, Süper Lig'de geride kalan bölümde 13 galibiyet, 8 beraberlik, 7 mağlubiyet yaşayan Fenerbahçe haftaya 47 puanla 4. sıradan giriş yaptı. 47-4. Yaptığı müsabakaların 13'ünü kazanan 7'sinde berabere kalıp 8 muhalifiyet Alanya ise 46 puanla 5. sırada yer alıyor. yani arka arkaya iki takımın müsabakası. İlk yerde oynanan müsabakayı Fenerbahçe sahasında Alanya Spor'a 2-1 kaybetmişti. 3 eksik. Şöyle söyleyeyim. Mert Hakan Yandaş 2 maç ben cezası aldı. Yarın takımdaki yerini alamayacak. Konya maçında da alamayacak. Yani milli aradan sonraya kadar 1 ay boyunca Mert Hakan Yandaş yok. Aynı şekilde Trabzonspor müsabakasında kırmızı kart gören İrfancan Can Kahveci de bir maç ceza almıştı. Bu maçlık yok. Sakatlığı süren Ferdi Kadıoğlu da bu müsabakada görev alamayacak. Ee, şimdi uzun zamandır sakat olan, şey kadro dışı e, yok, sakat olan Filip Novak ve Luis Gustavo sakatlığını tamamen atlatmışlar ne hikmetse. Valencia'da sakatlığını tamamen atlatmış. Bu oyuncular kadrodaki yerini alabilecekler. Fenerbahçe'de eksikler bu şekilde. İki takım arasındaki 12. randevu diyor. 2016-17 sezonunda bu yana oynanan 11 maçtan 5'ini Fenerbahçe, 3'ünü Alanya Spor kazanmış. Vallahi bana sorsanız sanki 9 maçı Alanya Spor aldı. Bir maçı biz aldık da 2 maç berabere bitti gibi. Biz hangi ara 5 galibiyet çıkardık ya? 3 müsabakada berabere sonuçlanmış. vallahi arkadaşlar harbi harbi söylüyorum. Bak delikanlı gibi yorum yazın. 12 maçın şey 11 maçın 5'ini Fenerbahçe kazanmış. 3'ünü Alanya kazanmış. 3'ü berabere kalmış. Size de tuhaf gelmedi mi ya? 18 kez Fenerbahçe gol atmış. Alanya 12 gol atmış. Alanya'da oynanan karşılaşmalarda ise takımların ikişer galibiyeti var. Lan ben Alanya'da Fenerbahçe'nin hiçbir galibiyetini hatırlamıyorum. Hangi ara kazanmışız? <laughs> hangi ara biz Alanya'da kazanmışız? Benim yarınki maça hiç umudum yok. Tamam Fenerbahçe Trabzon maçına bir reaksiyon gösterdi. Tamam biz Alanya'da hangi ara kazanmışız? Bir müsabakada da eşitlik bozulmamış. Çok ilginç ya. Gerçekten çok ilginç. Bu arada Alanya Spor'un kadrosuna bir baktım. İlginç bir istatistik. Daha doğrusu Transfer Market'a baktım. İlginç bir şey dikkatimi çekti. Çok çok ilginç bir şey dikkatimi çekti. Ee, diyor ki Alanya Spor'da Wilson Edoardo kanat oyuncusu yok. Sakat gözüküyor. Kandeyaş sakat gözüküyor. Forvet Diyor çocuğu hasta geri dönüş bilinmiyor diyor. Erencan yardımcı var. Eyüp Spor'dan Galatasaray'la çok şey olan olaylar var yani. Efecan hani, Efe hani Erencan Oğuz Aydın var sol kanattaki. Oğuz Aydın'ı iyi takip edin. Alıcı gözle takip edin. Emre Akbaba İsmail Zehir, Efkan Bekiroğlu, Emirhan Aydoğan, Umut Güneş, Novais ki Leroy Fer çok oynatmıyorlar onun. Yani bu dediğim gibi 3 isim sakat. Wilson Eduardo, Kandeyaş ve Dioji sakat. Savunmada da Fatih Aksoy sakat. İnşallah başka sakatlar da olur. Avaz falan da sakatlanır. Hiç oynamaz. Ee, onun dışında kalece marafonu olursa biliyorsunuz marafona bazı maçlarda elini kullanmıyor. İnşallah bizim maçta da elini kullanmaz. Hani benim çok umudum yok bu maça ilişkin ama ben yine de size söyleyeyim dedim. İlginç istatistikler de çok ilginç. Yani e, çok çok ilginç bir istatistik. Yani çok çok ilginç. Benziyalı Slimani'li Fenerbahçe 30. hafta ligde 20 puan fark yemişken son 16 yaptı diyor Avrupa'da. <laughs> yani İsmail Kartal Ozan Tufan'a sarıldı diyor. her haberi okumadan tahminde bulunuyorum. Muhtemelen Mert Hakan yokken, İrfan yokken Ozan'ı oynatacak demek istiyor. Premier Lig'den büyük umutlarla döndü. Beklentileri karşılayamadı ama Mert Hakan ve İrfan Can'ın yokluğunda İsmail Kartal bir kez daha Ozan Tufan'a sarıldı demiş. Korkum Ozan Tufan. Şimdi muhtemelen orta üçlü Crespo, Zayt, Ozan'dan oluşacak. Hani e, Gustavo, Crespo, Zayt üçlüsüyle çıkacağını kesinlikle zannetmiyorum. İntihar da olabilir bu üçlü. E, Crespo, Zayt, Arda'yla çıkacağını da zannetmiyorum. Crespo, Zayt, Mesut Özil ile çıksa, sağ kanadı Valencia'yla, ile, sol kanadı Rossi ile desteklese, Forvet'te de Serdar Berişa'dan birisi olsa. Sağ bek o Sol bek hadi yine Salahi olsun. Kim Minji, Serdar Aziz ikilisi. Kalede Altay olsa. Valla ideal ben olsam bu kadroyla çıkarım. Ama cezalıların yerine bunu oynatacak gibi duruyor. Premier Lig'e gitmişti. Ses getirmişti ama şu anda sıkıntılı. Ozan Tufan'ın süreci. Crespo Zaystan İsmail Kartal'ın vazgeçmesi zaten intihar olur. Hani Arda Güler ilk 11'de olur mu? Ee, şimdi Fenerbahçe taraftarı gerçekten parça pinçik olmuş durumda. Hani ulan Arda oynasın bari Arda'yı kazanalım diyenciler var. Ulan Arda oynamasın da bari ikinci olalım şampiyonlar ligi elemesine gidelim diyenciler var. Yani sanki İsmail Kartal Ozan'ı oynatır gibi geliyor bana. Ki haber de o şekilde söylüyor. Hani bilmiyorum nasıl olacak. 7 maça çıkmış Ozan. 223 dakika sahada kalmış. As olarak çıktığı karşılaşmada 90 dakikayı hiç tamamlayamamış. Ne golü ne asisti varmış. Şimdi şey de var mesela. Aklı başında bir İsmail Kartal olsa. Crespo yanına Zayt'i koyar. Önüne de Pelkas'ı koyar. 10 numaraya. En azından dikine gider. Bir kanada Rossi. Diğer kanada... Hadi Mesut Özil'i koysun. Ama Mesut Özil oynatırsa emin olun Mesut'u onda oynatır, Pelkas'ı bir kanatta oynatır, Rossi'yi diğer kanatta oynatır. O da olur. Yani üretebilen bir Fenerbahçe kanat uçsu olur. Böyle bir durum var. Ha, dediğim gibi ben yani ki baştan çok umutlu değilim. İnşallah e, beklenmedik şekilde Fenerbahçe galip gelir. Kerem Aktürkoğlu'nun eski hocası Muammer Akçay demiş ki Kerem Erzincan spordayken Fenerbahçe'yi istedi ama verdikleri rakam senelik 200 bin TL ydi. Şaka mı bu ya? Üstelik Kerem'in bonservis ücreti de yoktu diyor. Şaka değildir bu doğrudur. Çünkü Ali Koç söz konusu Fenerbahçe olunca çok cimri, söz konusu rakipler olunca çok bonkör. Bakınız Galatasaray'a, Başakşehir'e, Beşiktaş'a. Belki Trabzonspor'da 25'er milyon euro hediye etti. Yani Rus takımlar alınmasa Trabzonspor direkt e, Şampiyonlar Ligi'nde gruptan başlayacağı için. Yani 4 takıma da 25'er milyon euro hediye eden bir başkan var. Ya ben anlamıyorum. Neyini beğenmiyorlar rakip taraftarlar? 25'er milyon euro hediye etmiş. Ulan bana 25 milyon euro hediye edin. Ben ölene kadar size dua ederim ya. Yapmayın etmeyin. Bu arada Ali Koç şey demişti dün. Hatırlarsanız Beyin Spor'sa ciddi sıkıntılarımız var. Onlar da zaten ciddiye almadığını gösterdim. Ama biz bunun altından kalkarız. Her gün ölmektense bir gün ölürüz. Fenerbahçe 4 yıl önce 41 milyon dolar para alırken şimdi 14 milyon dolar alıyor demiş. Arkadaşlar burada atladığınız şeyi söyleyeyim size. Burada devlet yetkililerinden bir ricada bulunuyor aslında Ali Koç kulüpler adına. Ki kulüpler de bulunuyor. İddia oranlarında kulüplere aktarılan payın arttırılmasını talep ediyorlar. Ki en doğal hakkı. En doğal hakkı. Ben size bir şey söyleyeyim mi? İddiada kulüplere aktarılan paranın arttırılmaması durumunda bütün kulüpler iflas bayrağını çekecek. Yine devletin başına musallat olacak kulüpler. O yüzden şu yüzde dört buçuktan binde kırk olayından bahsediyorum. O oran arttırılırsa ben şunu da merak ediyorum. Borca giren kulüpler, transfer eden kulüpler, küfür yiyen kulüpler, hakaret yiyen kulüpler bu kadar az pay alınması. Valla kulüpler çıkıp kendi arasında anlaşıp şampiyonu bile belirleseler haklılar mı? Belki de bu düzen bö bundan böyledir. Benim aklıma gelmiyor değil. Hani hep diyor ya, düzen kirli, düzen kirli, şe, şampiyon masa başında belli. Belki de bu yüzdendir. Kulüpler diyordur ki ulan iddia bizim yüzümüzden oynuyorlar. Biz de o zaman kötü bir şey yapalım. Millet iddiayı bıraksın. Bence onun değişmesi lazım. Başakşehir mesela Fenerbahçe Trabzon maçında hatalı kararlar verdiğine kanaat getirdiğiniz Zorbay Küçü listenizde görevlendirecek başka hakem kalmadığı için mi Başakşehir Antalya maçına atadınız diye bir sistemde bulunmuştu. Ee, bu arada karlar eriyor. İyi bir kar geliyor demek ki. Çünkü durduk yer olmaz. Vay maşallah deprem oluyor gibi ses geliyor ya. Size de geliyordur muhtemelen. Valla Başakşehir'e olsun. Lafı cuk diye kedini oturtmuşlar. Darısı bize de öyle başkanlara. İnşallah Allah bize de öyle başkan nasip eder. A milli takım yetkilileri Deniz Undav'ı yerinde izlemişler ve raporlamışlar. Deniz Undav. Kim Deniz Undav? Yeni Serdar Dursun. Serdar Dursun'un genç hali. Şimdi 19 Temmuz 96 doğumlu 25 yaşında 26 olacak Almanya doğumlu Forvet. 5 milyon euro piyasa değeri var. Union Sıgı takımına kiralık Brighton'ın futbolcusu. Daha doğrusu Union Sıgı'dan 7 milyon euroya aldılar. 30 Ocak 2022'de. 7 milyon euroya aldılar. Ve şu anda da Union'da sezonu kiralık tamamlıyor. Yazın gidecek Brighton takımına. Arkadaşlar elemanın ivmesine bakın. 32 maç 25 gol, 10 asist, 2664 dakika. Yani 2700 dakika olsa 30 maç. 25 gol, 10 asist. Nerede yapıyor bunu? Belçika Ligi'nde yapıyor. Yani Union SG. Küfür gibi bir takım. Belçika Ligi'nde yapıyor. Deniz Undav. Yani eğer 7 milyon euroyu Brighton almasaydı yazın bayağı ismini duyardık. İşte Fenerbahçe getiriyor. Hayır Galatasaray getiriyor falan. Şimdi bazı sebeplerden dolayı kadroyu almada kararsız kalmışlar. Çağrılmama ihtimali çağrılma ihtimalinden daha yüksekmiş. Ee, şey söylüyor Yağız Bey söylüyor bunu. Ben söyle milli takım alacağınız bir futbolcu var Umut Bozok diye. 25 yaşında. Ha. Siyasi görüşü değişiktir. Bir şey diyemem ben ona. Başka fikirleri değişiktir bir şey diyemem ama Fransa doğumlu, Fransa da çeşitli altyapılarda oynayan ee, Kasımpaşa'da şu an kiralık olan ve muhtemelen Kasımpaşa opsiyonu kullanacak. 31 maçta 28 lig maçında 13 gol 6 asisti var. 2018 dakikada yani 22 maçta 13 gol 6 asist. Bence Umut Bozok düşünülmeli milli takım için. Onu da söyleyeyim. Ee, ama dediğim gibi yani kişisel fikirleri farklıdır. Siyasi görüşü falan filan farklıdır. Ben ona bir şey diyemem. Aynı zamanda Serdar Aziz'i de milli takıma davet etmeyi düşünüyormuş Stefan Kuntz. Yani Serdar Aziz iyi bir isim. Durum bu. Altyapımız için 5 tane ismin kadroya dahil edildiğini söyleyen sayfalar var. Yehiye Amr Mustafa İbrahim herhalde Suriyeli. Kuzey Çimen Ali Yasir Çaklı Kamil Efe Üregen Ramazan Yavalak <laughs> şey gibi ya. Bir ara Acun'la Beyaz kendi aralarında PES e, oynamışlardı. Kaybeden canlı yayında şey yapacaktı işte. Öbürünün gönderdiği listeye tek tek selam gönderecekti. Oradaki şey gibi. Ramazan Civele'nin akrabasıdır herhalde Yavalak. Ya e, alt tepe çok isim eklenir çıkar. Bunlar normal. Bunlar planlaması iyi yapılıyor. Yine e, bir duyumcu Burak oğluyla iki hafta önce tamamen yolların ayrıldığını söylüyor ki zaten şeylere bakarsanız maç fotoğraflarına, maç videolarında sağlık ekibine dikkat ederseniz göremezsiniz Burak Kunduracıoğlu'nu. Hani ben çok yorum yapmak istemiyorum. Ne desem şimdi olmaz. Ama yani Fenerbahçe'de taraftar da memnun değildi. Yönetim de memnun değildi. İnşallah doğru bir karar verilmiş olur. Dediğim gibi Alanya Spor maçına ilişkin tahminim bu şekilde. Siz de skor tahminlerinizi paylaşabilirsiniz arkadaşlar. Değerli görüşlerinizi, değerli yorumlarınızı bizlerle paylaşırsanız seviniriz. Videoya lütfen beğeni atmayı lütfen ama lütfen ihmal etmeyelim. Kanalımız sizlerin desteğiyle ayakta kalıyor. Sizlerin desteğiyle büyüyor ya da vermediğiniz destekle de küçülüyor. Lütfen kanalımıza yeterli desteği verin arkadaşlar. İnşallah Fenerbahçe galip olur. İnşallah Fenerbahçe maçtan galip ayrılır. Hani ee, güzel bir müsabak olur. Seyir zevki yüksek. Kazananın Fenerbahçe olduğu bir maç olur inşallah. Şimdiden temennimizde de bulunalım. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere dostlar.